Tekrar tekrar afiyet olsun Salih abi. Keseme bereket. Allah bana daha çok versin de ihtiyacı olmayan kodomanları doyurayım. Lan arkadaş 20 dakikadır aralıksız laf sokuyorsun. Nasıl koymuşsa artık. Hayatında ilk defa mı hesap ödüyorsun sen? Ya hesap geldiğinde tuvalete gitmek mi kaldı Salih Bey abiciğim? Tuvalete çıktım dolu dediler. Acelem yok beklerim dedin. Değil mi? Şimdi devir gelen hesabın üzerindeki rakamı çizip altına yeni rakam yazıp geri gönderme devri. Kapalı ihale gibi teklif verdin lan müesseseye. Ne yapacaktım? Pazarlıkta mı yapmayayım? İlk gelen fiyat ödenir mi ya? Arkadaş dışarıda yemek ne kadar pahalıymış ya. Kız hesabı getirince kartvizit sandım, katlayıp cebime koydum ya. Garson kız bana iş atıyor zannettim de telefon numarasını verdi sandım. 212 alan koduyla başlıyordu hesap. Hesabı hurdacı Murat Usta diye kaydettim telefonuma ya. Bir dövmedin kaldı ha. Zıkkım ettin yeme. Doğru söylüyorsun. Her an zıkkım olsun dedim. Lafımı geri alıyorum. Ne diyorsun? Gelelim kahve meselesine. Alıyor musun kahveyi? Gördüğün gibi en iyisi bizimkisi. Şu herif kim lan ortalıkta dolanıp duruyor? Metin abi o tanımadım mı ya Allah Allah. La havle ve la kuvvet. Oğuzhan kıt beyinli misin oğlum sen? Mahalleden babamız olsa tanımayacağız demedik mi? Abi öz abime küfretmek istemiyorum. Onun için Oğuzhan'a kaydıracağım. Lan anasının profil fotoğrafına like koyduğumun evladı. Sabah akşam bacısını retweetlediğimin bebesi. Ben Metin'i mi soruyorum? Yanındaki masa örtüsü giymiş cam sürahi kılıklı herifi soruyorum. Kim o? Onu tanımıyorum ben abi ya. Kim lan bu AVM animatörü kılıklı herif? Kim ya da kimler? Meta. Şunları görüyorsun değil mi Metin? Yazık lan. Ortak değil mi bunlar? Ne demişler? Ortak malın olacağına ortak karın olsun. Kim abi onlar? Niye öyle bir şey demişler ya? Yerli dizi sezon finali cümlesi bu resmen. Dükkanın da gideri var ha. Dükkan değil abicim o. Tükkan. 3 tane büfeyi yan yana koymuşlar. Ortada dükkan yok. Satarlar mı lan acaba? Anam bu gece niyeti bozdu. Aman Salih abi gözünü seveyim bulaşma onlara. Psikopat onlar. Ne ki lan? Ah Salih abiciğim onlar senin gibi sabah kahvaltısında portakal suyundan bir yudum alıp Wall Street Journal okuyan beyaz Türk değil. Onlar sabahları tinerinden bir yudum alıp kupon yapan kömür Türkler. Öyle mi diyorsun? Aha, onlar öyle bir psikopat ki annelerine anneler gününde hediye olsun diye cinayet süsü vermişler abi. 12 yıldır kadın içeride yatıyor. Aa çok da tronki lan. Ticarette psikopatlık falan olmaz. Gideceğiz insan gibi konuşacağız. Abi onlar insan değil. Ara form. Sen dur bari ben bir gideyim önünden yolunu yapayım ya. Ya sen niye bana sinirliyorsun? La durun. Birbirinizi yemeyin. Metin, anan ne yapıyor lan? Sağlık saati yerinde mi? İyi bakın bak ona. İleride zengin bir kocaya verirsiniz. Kurtulursunuz oğlum bu hayattan. Anamı nereden çıkardın şimdi ya? Boş ver annemi. Boş veremem Metin. Komşunun getirdiği aşure tabağı gibi bir şey anan Metin. Ayıp olur, boş verilmez. İlla içine bir şey koymak lazım. O ne lan? Taş attı. Ne yapıyorsun lan sen? Hayalet avcılarındaki marshmallow kılıklı herif. Aba! Gremlin bana laf soktu ya la. Peter Jackson ilham perisi. Orkların esinlenildiği yaratık bana laf soktu. Meto çok gücendim. Metin, yavrucuğum. Al arkadaşını yan tarafta oynayın. Beni sinir etmeyin yavrum. Sarı saçlarından sen suçlusun birader. Sen niye bana mahallede top oynayan ilkokul bebesi muamelesi yapıyorsun ya? Belki seni öyle görmek istiyorum yavrucuğum. Belki de annen yüzünden. Ulan laf niye dönüp dolaşıp benim anama geliyor ya? Size bir şey mi dedi? Şikayet mi etti bizi? Kaç yaşında adamız biz kardeşim? Allah Allah. Allah Allah. Evirip çevirip dövmek böyle bir şey mi oluyor ya? Güzel. Evet. Sayın seyircilerimiz, Bir Kaybedenler Kulübü programına daha hepiniz hoş geldiniz. Ne demişler sayın seyircilerimiz? Kaybetmek bulmanın küçük kardeşidir demişler. O yüzden biz de yine kayıplarınızı bulmanın derdindeyiz. Bugün yine aramızda sevdiğinin kaçırıldığını iddia edenler. Batakhaneye düşmüşler ve itirafçılarla bir aradayız. Şimdi hemen konuklarıma dönüyorum. Evet. Siz sevdiğiniz kızın kaçırıldığını iddia ediyorsunuz. Peki sevdiğiniz kız bu mu? Evet Orhan abi. Hatta buyurun bir de robot resmini yaptırdım. Faydalı olur diye düşündüm. Gerçi siz daha iyi bilirsiniz. İşinize karışmak gibi olmasın ama. Evladım bu ne? Bakın sayın seyirciler. Transformers 5'in afişi. Gördünüz mü? Of. Bugün yine işimiz var. Bugün yine çok işimiz var. Neyse. Al şunu. Sen efendi birine benziyorsun. Sen anlat bakayım evladım. Nasıl oldu olay? Ne oldu? Şimdi Orhan abi. Benim iki gözümün çiçeği Eda'm kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kaçırıldı abi. Burada kimliği belirsiz kişiler derken yani kimliği makineye atmış da yıkanmış mı? O yüzden mi belli olmuyor falan? Onu bilmiyorum. Onu mu demek istiyorlar ama gerçekten abi şu aralar kafam çok karıştı. Hop. Bir dakika anlamadığım bir şey var. Bu kız senin neyin oluyor? Eski sevgilim.
Senin neyin oluyor? Yeni sevgilim. Yemin ederim sayın seyirciler, canımdan bezdim. Bir kere de yani şu programa çarpık ilişkiler ağı olmayan birileri katılsın. Oğlum sizin soyacınız Lut kavmine mi dayanıyor? Orhan abi, ben Sivaslıyım. Yiğidin harman oldu. Baba ya, bir dur artık, bir dur daha. Bir dur. Orhan abi, düşündüğün gibi değil abi. Bak abicim, şimdi ben Eda'mla Divriğindeyken, Cürek'teyken bize sniper ateş edecekti. Cürek'teyken. Cürek'teyken abi. Sniper. Sniper abi. Tam ateş edecekti. Bu bizim önümüze atladı. Popişiyle bizi kurtardı. Popişiyle bizi kurtarınca kurşunu da yiyince o tarafta. Ya bir dur, dikkatimi dağıtma. Popişinden kurşunu yiyince orası mikrop kapmasın mı? Eda'm da benim... Bir dakika. Hayır. Benim de Eda'm merhametlidir. Bunu evine al. 2-3 gün ben buna bakayım. Pansuman yapayım dedi. Bunlar bir süre dost... Bir süre aynı evde yaşamaya başladılar abi. Bir gün de işte biz üçümüz duş yapacaktık. La hakikaten Lut kavmi gibiymişiz ya. Ben sana az önce efendi birine benziyorsun dedim ya, o lafımı geri alıyorum. Çünkü sen böyle böyle deli gibi bir şeysin. Seni dağılacağız ya. Ay, küfürün eşiğinden döndük. Oh, neyse, şimdi diğer konuma geçiyorum. Gözlemeci teyze, senin derdine Allah'ını seversen lor peynirine zam mı geldi? Orhan abi, ırz düşmanı, sapıklıkta buzlanmış Japon videolarını geçecek insanların çirkin emellerine alet ediliyorum. Ne olur bana sahip çık Orhan abi. Allah Allah. Görsen tanır mısın peki? Tanırım. Benim tanıyamadığım, aynada gördüğüm yüzüm. Bir saniye, bir saniye. Bana ne zaman sıra gelecek ya? Bir dakika. Ben de bitsin artık bu maskeli balı ve onun sahte yüzleri demek istiyorum belki. Arkadaşım bir saniye girme araya. Sana, sen ne, yüzünde neden senin maske var? Senin derdin ne? O kimin maskesi ayrıca? Kimliğim açığa çıkmasın diye taktım Orhan abi. Abi mi? Sen benden büyüksün ya lan. Kimliğim açığa çıkmasın diye taktım Orhan kardeş. Madem maske taktın, neden kendi maskeni taktın? Ters köşe yapmak için. Kimse beni tanımasın diye yaptım ama işte Allah razı olsun. Sen de benim bütün planımı ifşa ettin Orhan. Ama sana canlı yayında kendimi yedirmem. Niye? Ali de kafa zehir. Yayına bu maskemle devam etmek istiyorum. Seni bozar mı Orhan? Bozmaz. Niye bozsun ki? Bozmaz. Neyse tamam, senin derdin ne? Onu anlat bakalım hadi. Şimdi Orhancığım, benimle ilgili çeşitli ithamlar var. Öncelikle 5 bölümdür yaptıklarımın gavatlık olduğunu inkar ediyorum. Hop! Hop! Küfür yok! Küfür yok! Sen bana programımı kapattıracaksın. Küfür yok! Arkadaşlar reklama girelim. Hayrola kanka, sen niye girmiyorsun? Şaşırdım be kanka. Lise boyunca birlikte takıldık ama anca fark ediyorum. Klonmuşsunuz ya lan siz. Ay herif, lisedeyken de üst insandan hallice olduğu için... bu ucubelerden başka kimse onunla arkadaşlık etmiyordu tabii. Var ya, en yakışıklısı bile yanında yıkık dökük duruyordu kızım. Ay tabii o fantastik dörtlüğü geç. Onların hiçbir şansı yoktu. Yalnız o günler geride kaldı be Deniz'cim. Şimdi hepimiz iş, güç, kariyer, para sahibi adamlarız. En azından bir kısmımız. Ne olmuş? Yani diyorum ki Deniz'im, eskiden olanak yoktu. Ama şimdi senden dökülenleri toplayabiliriz Deniz'cim. Yokmuş öyle elinde. Çıtayı düşürmüş, konfor arayan cıvırlar. Ya sen git Allah'ın divriğinde beni en yakın arkadaşımla aldat. Önce Feyza'ya da kızdım tabii. Ama buna nasıl kızgın kalırım son? Ay şu sevimliliğe bakın Allah aşkına. Seni yerim, 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 yerim. Benim reel ve sanal tüm arkadaş çevremde nüfuz etmediği bir neşeyle sen kalmıştınız. Sizi de boncuk gibi arka arkaya dizdi mübarek. Kulübe hoş geldiniz. Ne diyorsun lan sen? Ne kulübü? İkinci yıl lisesi Açık Deniz'de Yelken Kulübü. Şu salonda görmüş olduğum bütün kızların hepsi kulübün üyesi tatlım. Deniz bana sadece 28 kadınla birlikte olduğunu söylemişti ama. Ne? 28 mi? Şubat ayının skorunu söylemiştir o sana güzelim. Şu hatunu çıkaramadım ben ya. Hani cımbız gibi olan. Beyza ya o. Hani favorileri güçlü diye kıskanıyorduk ya. Vay, olumlu gelişme göstermiş. Ne de olsa Deniz abinizin tornasından geçti oğlum. Kartal. Vallahi mi? Deniz, şu kızı bana ayarlasana be. Kurbanın olayım. Tamam, o kadar güzel değil ama en azından körpe. Gideri de var, işimi de görür. Hem nefes de alıyor. Heh, bak bu kıyağı yap bana. Ne dilersen dile benden. Üstelik duydum ki orada burada garsonluk yapıyormuşsun. Sana daha güzel kapılar açabilirim. Kartal. Buyur kanka. Tavayı bir versene. Ah. Sıcak tarafını neden veriyorsun oğlum? Neyse, dert değil. Lan! Oğlum,
Bir tabar adam çıktı lan dışarıya. Niye kaydetmiyorsun? Görevine saygın olsun azıcık. Vazife namustur. Şu kravatını da düzelt. Oğlum kartal yapıştır. Ey komutanlar, kızları da alın artık askere. Kirvem, öyle bir ev partisi verelim ki Amerika'daki zenci rapçilerin havuz başı partilerinden bile şekilli olsun. Tupac'ler, 50 Cent'ler gelip desin ki, kardeş siz niye ettiniz la bro? Biz bu kadar rapçiyiz, zenciyiz, biz Amerika'da bu kadar Latinçiyi bir araya toplayamadık. Abi desinler. Meraklanma, o iş bende. Kızlar, siz de rutin normal hayatınızdan sıkıldınız mı? Benim çılgın gecem olmayacak mı diye üzülüyorsunuz değil mi? Ev partisi ayağınıza kadar geldi. Ayrımcılık yapmayan, okul diye ayırmayan, tamamen genele hitap eden genel ev partimize hepiniz davetlisiniz. Amca senin tipin iyi, kesin kızın da güzeldir. Akşama çağır, o da gelsin. Elitlik, marjinallik yok bu partide. Genelinizin hoşuna gidecek, eğlencenin doruklarına kadar hissedilebildiği genel ev partimize hepiniz davetlisiniz. Hadi, vurguncular, vurguncular. Bunu da hep yapmak istedim şimdi. Hadi vurguncular. Ev partisine katılmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ya hadi anne git artık ya. Kızlar gelecek. İlk günden anamla mı tanıştırayım kızları? Dur oğlum itme. Seksonlu bir iş var dolapta. Gündüzler hazırladım. Soğusun diye dolaba kaldırdım. Konuklarına ikram edersin. Şu yan komşu Rus Natasha Hanım'a da köyden bir bidon vodka gelmiş. O da lavabonun altında. İçkiniz biterse oradan içersiniz. Tamam anne git artık hadi ya. Hadi yeter ya. Anne sen beni götürmüyor musun? Götürmüyorum tabii. Ben bir gece arkadaşımla eğlenemeyecek miyim? Geleceksin beni orada rezil edeceksin. Kafa açacaksın. Sen benden utanıyor musun anne? Utanıyorum. Anladın mı? Utanıyorum. Herkesin kızı cool. Sen varoş varoş işler peşindesin. Düş artık yakamdan. Düş paçoz. Ay abi. Gerçekten annemi tanımasam beni sevmediğini zannedeceğim. Feyzacığım ben annemi gerçekten çok iyi tanıyorum ve annem seni gerçekten hiç sevmiyor. Ortamlarda salak salak hareketler yapıyorsun. O saçını şöyle bir hareketin var ya, onu yapıyorsun ya. Mal gibi görünüyorsun. Sana uyuz oluyor abi. Neyse ya, neticede annem atsam atamam, satsam satamam. Baksana ben sana bir şey diyeceğim. Kartal dedi ki, kızlar Deniz'i çok beğenmiş, o yüzden geliyorlarmış. Hatta bu gece skor bile olabilirmiş. Doğru mu? Kim? Kızlar? Deniz'i mi beğenmiş? Ben varken Deniz kim lan? Deniz geldi bana dedi ki, abi dedi gözünü seveyim dedi. Şu kızı dedi bana ayarla dedi ya. Gitti bir de türkü söyledi kızları etkileyeceğim diye gariban, iyi mi? Deniz, gerçekten bunları söyledi mi? Ha, ben bu çocukla başa çıkamam ki. Tabii kızım. Hatta bana geldi, abi dedi beraber dedi şapkınlığa çıkalım ne olur dedi. Sen kim köpeksin lan dedim. Elimin dersiyle buna bir koydum, çat pat küt. Ağzını burnunu kırdım. Kofo ya. İki kız görünce dibi düşüyor sapla. Of ya, of delireceğim. Sana ne lan elin adamından? Sen niye deliriyorsun? Hiç. Mahallelinin seni bu şekilde kullanması benim sinirlerimi bozuyor abi. Sorma. O da benim lanetim. Kahretsin ki alımlı ve çekiciyim abim. Yapacak bir şey yok. Allah'ın işi. Tamam ben gidiyorum. Çık lan. Metin ne yaptın lan? Gittiler mi? E bunu oğlum sen de hazırlanmamışsın. Hazırlandım ya oğlum. Benim kıyafetim bu. Metin bu nasıl bir tipsin sen böyle ya? Ne giysen yakışmıyor oğlum ya? Seni dayın mı doğurdu? Ha, çakal. Ne yapmaya çalıştığını çok iyi anladım. Özgüvenimi yerle bir ederek bir adım öne geçmeye çalışıyoruz. Vay çakal. Sonunda beni çözmeye başladın. Çak çak. O zaman parti başlasın. Aç. Kızlar geldi. Abi. Hı hı, abi. Erkek kardeşin büyüğü. Bugün elime bir tane broşür geçti biliyor musunuz? Baktım ev partisi. Bir gideyim eğleneyim dedim ya. Kurtlarımı dokuyayım dedim yani. Ne yaptım? Giyindim, kuşandım, saçımı başımı yaptırdım. Bir heyecanlandım ya. Adresine bir bakayım dedim. Acaba neresi? Bir baktım anam.
Benim kendi evim yalan. Ya siz beni kendi evimdeki partiye nasıl çağırmazsınız oğlum? Abi açıklamama izin ver. Neyini açıklayacaksın oğlum? Bir insan kendi evindeki partiye nasıl çağırılmaz ya? Abi müsaade et, izah edeyim ya. Tamam lan. Et. Açıkla. Bana bunu açıkla hadi. Abi çok yaşlısın ve kafam büyük. O yüzden seni çağırmadık. Mantıklı. Ha işte şöyle ya. Bak görüyor musun? Bana böyle makul bir şekilde beni insan yerine koyarak açıklama yaptığın zaman kabul ediyorum yani. Bana böyle mantıklı şeylerle geldin mi gurur yapmam biliyor musun? Ben de olsam beni çağırmazdım. Anlaşın için teşekkür ederiz abim. Rica ederim. Kızlar nerede? Yukarıda mı? Hoş geldin Ali Bey amca. Şeref verdin. Buyur geç otur. Allah'ın Sivaslısına bak hele. Kimin evinde kime hoş geldin diyor. Evden seni postlarayın da Şükrü'ye göreceğim ben seni, göreceğim. Senin gece hayatı mı var iyiydi? Var tabii Ali Bey amca. Her gece saat 3.45 gibi uyanır, soğuk suyumu içer, Lidl abdestimi yapar, geri yatarım. Bravo. Gerçekten de gecelerin hakkını veren bir çocuksun. Zaten bir sen, bir de Teoman. İkiniz de tam bir gece kuşusunuz. Abi sesler geliyor. Kızlar geldi herhalde. Selam gençler ve her zaman genç kalanlar. Partiye giriş ücretli mi? Gerçi ücretli de olsa vermeyeceğim de hep bir sorayım dedim işte. Yani. hani kızlar nerede? Ustası. Abi bu çekirdeklerin kabuklarını ne yapalım, yere mi atalım? Ne? Ne dedin? Neyin kabuğundan bahsediyorsun oğlum sen ya? Ben çekirdeğin hep dışını yerim, içine atarım. Aa bak. Deniz, sen kabukları Kartal'a ver, o yesin. Kartal sen de işlerini denize yedir. Böylece kendi aranızda bir geri dönüşüm sistemi oluşturun, yerler kirlenmesin. Eğer ki yerde bir şey görülürse anam beni, ben de sizi oyan. Lan! Beyler, galiba bu sefer geldiler, koşun! Hadi! Abi bu ne hal? Olağanüstü hal, beğenemedin mi? Ben senede bir defa eğlenirim arkadaş. Onda da çılgınca eğlenirim. Bu gece de eğleneceğim. Karışmayın bana ya. Kızlar nerede lan? Burada, gel göstereyim. Allah'a mı? Allah'a mı diyor ya? Aslında başta ben de inanmak istemedim. Yani Melis, ne yapıyor la bu? Beni Affet'in 1147. bölümünün tekrarı var, onu izliyorum. Televizyonu kapat Metin, kumandayı yer kapat. Bu gece benim gecem kardeşim, kimse karışamaz. İstediğimi yapar, istediğim gibi eğlenir. La oğlum bu adam benim büyüğüm bak, elimi kaldıracağım ayıp olacak. Bunu kaldırın götürün buradan, çabuk. Hadi gidelim Hakan abi. Gel abi hadi gidelim, insanlar gergin zaten, gel. Hakan kim la? Benim adım Turgut, Turgut. He amına koyayım, çok enteresan bir isimmiş. İyi ki düzelttin. Hadi kardeşim hadi ya, Allah aşkına ya. Hadi kardeşim hadi. Pardon Hakan abi. Aa. Beyler vallahi çok kırıldık. Bak parti varmış, bizi davet etmiyorsunuz. Hani kızlar nerede? Olsun. La gelin lan, gelin, iyi ettiniz. Siz de gelin. Bir siz eksiktiniz lan. Dayınız, amcanız, ne kadar adam varsa sülalenizde hepsini toplayın gelin oğlum. Bu nasıl bir parti lan? Böyle ortam mı olur ya? Halı sahaya adam çağırsak ancak bu kadar toplanırdık ha. Hayır arkadaş, benim anlamadığım kimse gereken yanında bir tane bile kız getirmiyor. Bir tane bile ya. Nasıl bir mahalle olduk biz arkadaşlar? Bizim soyumuz tükenecek böyle giderse. Bir de şunlara bak, boy sırasına girmişler. Joe, William, Jack, Avare. Şu kasçı kazı yüzünden üremeye fırsat mı var Ali abi? Neyse biz de gidelim, şurada bir parti kağıt atalım bari. O bizim yanık arkadaşlarını toplamış, orada yanık oynuyorlar. Siz yukarı çıkın. Beyler, kızlar gelmeyecekse biz gidelim bari. Aa, yandık. Yandıkça ben... Biz gidelim derken kızların evine gidelimden bahsediyoruz. Tövbe estağfurullah ya, tövbe estağfurullah ya. İmam efendi, senin ne işin var burada? Ben mi? Başka imam mı var ortamda? Bu kadar erkek toplanmış görünce cenaze var zannettim evladım. Bir mevlid okuyayım diye gelmiştim. Güzel. Oku. Bari günaha giremedik, hiç değilse sevaba girelim. Oğlum ne diyorsun sen ya? Yok imam efendi cenaze falan. Siz de evinize gidin isterseniz. Selamünaleyküm. Kendinize gelin beyler. Bu ne hüzündür ya? Kızlar gelmedi diye. Ortamımızda bir tane kız yok diye eğlenemeyecek miyiz kardeşim? Öyle bir eğlenelim ki İstanbul'da ne kadar kız varsa çatlasın kıskançlıktan. Var mısınız? Varız! Var mısınız? Varız! Hadi o zaman. Let's have a party! Ah,
Arabamız burada beyler. Yalnız çok iyi koruyorlar. Abi biz bu işin peşini bıraksak mı? Hırsızlık büyük günah. Kul hakkı sonuçta ya. Ya bu araba bizim projemiz değil mi aslanım? Bir insan kendi arabasını geri aldı diye niye girsin günaha ya? Şöyle düşün bak. Şimdi biz bu arabayı çalarsak kimin kul hakkına gireceğiz? Bizim? İşte ben sana hakkımı helal ederim. Sen bana hakkını helal edersin. İki kul hakkı birbirine lambırası eder. Hiç matematik bilmiyor muydun? Öyle diyorsan öyle olsun o zaman abi. Kendi arabamızı çalalım. Beyler en büyük hırsızlık zaman çalmaktır. Bırakalım koy koy. Aman ne büyük laf. Aman ne büyük bilgelik. İyi güzel diyorsun da Yiğit Efendi. Şu kapıdaki dört tane ekşimeni nasıl geçeceğiz? He? Öpücük vererek mi geçeceğiz? Şöyle yapacağız. Önce kamyoneti çalacağız. Üzerlerine son sürat süreceğiz. Kaçmaya bile fırsat bulamadan langır lungur kamyonetin altına girecekler. Altımızdayken kamyoneti ileri geri yapacağız. Ki öldüklerinden emin olalım. Sonra Ali kamyonetten aşağı atlayacak. Kürekte adamların kafalarını ezecek. Ki öldüklerinden emin olalım. Sonra içeriye gireceğiz. Arabayı alacağız. Çıkarken de mekanı patlatacağız. Nasıl plan? Sonra geri dönüp bakalım ki patladığına emin olalım. Ya o kadar abartmaya gerek yok ya. Onu çalgı çengi iki de yaparız değil mi? Şimdilik daha böyle klasik, daha basit bir taktik kullanalım. Bayılsınlar yeter. Ben gelmeden bu peçeteleri eter sürdüm. Yani burunlarını silseler yeter. Nasıl plan? Bravo. Congratulations. Amazing plan Ali Bey amca. Molto bene, tutti frutti. Artık 87 sene aynı anda şu dört kişinin burnunu silmesini bekleriz. Onu da düşündük. Boş yere mucit değiliz aslanım. Şimdi efendim, şarjlı elektrik süpürgesini tersine çevirdim. Torbasına da envai çeşit baharat koydum ki hapşursunlar diye. Şöyle çalışıyor. İyi de abi ne kadar baygın kalacaklar onu nereden öğreneceğiz bileceğiz ya. Metito sübüğü de atmış. Peki bu soruya bir cevabı var mı müptezel mucit? Günaydın. Anne kombiyi aç, yıkanmam lazım. 47 dakika. Tam 47 dakika baygın kalacaklar. Yani 47 dakikada arabayı götüreceğiz. Konsantre olamıyorum ki ya. Halen kafamda 100 bin dolar var. O zaman geriye tek bir şey kalıyor. Bu mendilleri bu heriflere kim verecek? Onları ürkütmeyecek. Sempatik yüzlü böyle sevimli birisi lazım bize. Böyle bal gibi bir şey olması lazım yani. Yani ben? Mal demedim, bal dedim. Seyirciler hazır mıyız? Evreka!